Telefonda çok endişeliydin. Ne oldu? Ekrem, mahvolduk. Ali İhsan Orhan'ı öldürmemiş. Orhan onu bir şekilde ikna etmiş. Adam evime kadar geldi. 2 gün içinde 500.000 lira vermemi istedi. Kan bedeli olarak. Eğer vermezsem kan dökecekmiş. Allah kahretsin. Ekrem, şimdi ne yapacağız? Her şey birbirine girdi. Orhan ona oyun oynadığımızı anlamış. Eğer gitmedilerse Serap bizi mutlaka ihbar edecektir. Eğer Orhan Ali İhsan'ın elinden kurtulmuşsa mutlaka tekneyle kaçmıştır. Serap'ı da yanında götürmüştür. Endişelenmene gerek yok. Ya Ali İhsan? Adam beni resmen Ramazan'ı öldürmekle tehdit etti. Bu Ali İhsan'dan kurtulmanın tek bir yolu var Halide. Ona istediği parayı vermek. Aksi takdirde bu adam dediğini yapacaktır. Ramazan'ı gözünü kırpmadan öldürebilir. Benim bu parayı toparlamamın imkanı yok. 500.000 lirayı ben nereden bulacağım Ekrem? Sana yardım etmek için elimden geleni yapacağını biliyorsun Halide. Teşekkür ederim. Olmaz. Bu sefer olmaz. Benim için yeterince risk aldın zaten. Bunu kendim halletmek zorundayım. Halide, sen istesen de istemesen de ben sana yardım edeceğim. Ama önce Ali İhsan'la bir konuşmam lazım. Belki bir mutabakat sağlayabilirim. Bunun bir faydası olacağını zannetmiyorum. En azından biraz daha zaman verebilir. Ya da düşük meblağı ikna olmasın. Yalnız sen Ramazan'a bu mevzudan bahset. Kendisini kollaması lazım. Ramazan'a böyle bir hakikatten bahsedemem. Yapamam. Bu parayı kendim bulmak zorundayım, halletmek zorundayım. Çok bunaldım Ekrem. Bazen buradan kaçıp gitmek istiyorum. Aklında bir şey mi var? Aslında var. Ama belki daha uygun bir zamanda söylerim. Orhan ve Serap'la alakalı bir habadis duyarsam seni haberdar edeceğim. Tamam. Serap onu kaçırmamızın acısını bizden çıkaracaktır. Ekrem, ben bir daha hapse girmek istemiyorum. Sen merak etme. Orhan Serap'ı buradan çoktan götürmüştür. Ve bu işte bizim alakamız olduğunu hiç kimse bilemez. Başka bir şey ister miydiniz hanım? Yok, sağ ol. Güzel, ben fabrikaya gidiyorum. Ben çıkar çıkmaz kapıyı arkandan kilitle. Kimseye açma. Şey hanımım. Ne var? Ben böyle evde yalnız biraz çekiniyorum da. Malum alışık değilim. Çitlik'te yanaşmalar vardı. Çitliği koruyorlardı. Yasin Ağa vardı. Şimdi burada böyle bir başıma... Ya adamlar tekrar gelirse diye. Ne yapmamı istiyorsun? Sen korkuyorsun diye kapıya adam mı dikeyim? Yok, ben onu demek istemedim. Yani demek istediğim o ki bu adamlar çok belalı. İtlerin aynı çuvala girilmez demişler. Biz yani böyle kadın başımıza mücadele edeceğimizi bir candirmeye gidip haber versek diyorum. Bak Gülizar, sana son kez söylüyorum. Jandarmaya falan gitmiyoruz. Ayrıca çiftliği çok özlediysen istediğin zaman gidebilirsin. Haşa hanımım, ben onu demek istemedim ki. Ben bundan böyle sizle mi beraberim? İyi. O vakit dediğimi yap. Ben çıkar çıkmaz kapıyı kilitle. Kimseyi açma.
Alo, bana hemen senin biri gönderir misin? Halide. Hoş geldin, nasılsın? İyi değilim Selim. Hesaptaki parayı hemen çekmek zorundayım. Ne kadar var? Muhasebeden kesin bir malumat almam lazım ama 70.000 civarında olduğunu tahmin ediyorum. Anladım. Hemen çekip getirebilir misin? Tabii. Ben ne diyorum var ya, ben de seni aramaya geliyordum ha. Dedesinin dempleyin gelirken ben işçilerin yanına girdim. Tamam mı? Acayip isyandalar paraları ödenmiyor diye. Gerçi ben sakinleştirdim de. İyi yapmışsın. He, şimdi Selim Bey, bu gitleyin paydos verildiğinde işçilerin haftalıklarını ödeyelim. Ramazan, bugün paralar ödenmeyecek. Selim, sen çıkabilirsin. Tabii. Niye kira kurban oldun? Ne oldu ki? Para bana lazım Ramazan. Nasıl para sana lazım? Ya Deze, pamuk yandığından beri bu insanlar haftalık almıyor diyorum ya. Müşküller yani. Ramazan, fabrikadaki söz hakkını bana devrettin. Unuttun mu? Para bana lazım. Halide Hanım, Dezem, ben bu insanlara bir söz verdim. Bu gittiğin akşam haftalığınız yatacak diye. Dezem, yakışır mı bize ya müşküllerin böyle ekmeğiyle oynamak? Ramazan, bu parayı niye istediğimi bilseydim böyle konuşmazdım. Halide Hanım, ne oluyor? Bir şey yok, mühim bir şey yok. Her şeyi ben hallediyorum. Zaten Halide Hanım, her şeyi siz hallediyorsunuz. Biz burada bostan korkuluyuz var ya. Deze! Senin son havadislerden haberin var mı? Ne havadisi? Güllü bulunmuş. O Orhan denen adam kaçırmış esnaftan da onu. Kaçırırken limanda yakalamış jandarmalar. Jandarmaları görünce kaçacak yer aramış bu Orhan denen adam. Bulamayınca da afasına sığmış, kendini öldürmüş şerefsiz. Başka bir şey duydun mu? Güllü ciddiye geri dönmüş, onu biliyorum. Başka? Başka? Başka ne? Başka ne olacak ki? Tamam Ramazan, sonra görüşürüz. Solgun görünüyorsun. Yüzün bembeyaz. Olanları duymadın mı? Orhan ölmüş. Serap da çiftliğe dönmüş. Evet, biliyorum. Dün akşam Kemal bana geldi. Bizim bir ilgimiz olup olmadığını sordu. Sen ne dedin? Merak etme, seninle ilgili hiçbir şey söylemedim. Serap ona hiçbir şey anlatmamış. Yani Kemal'in hiçbir şeyden haberi yok. Anlayamıyorum. Serap'ın çoktan beni tutuklatmış olması gerekirdi. İnan, öyle bir niyeti olsaydı seni ihbar ederdi. İrem, ben artık dayanamıyorum. Evi satışa çıkardım. Fabrikadaki parayı üstüne koysam bile adamın istediği miktarı elde etmem mümkün değil. Ali İhsan'dan kurtulsam da Serap'tan kurtulamam zaten. Bütün bunların hesabını soracaktır bana. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben biliyorum. Adana'da bir işim var. Ondan sonra burada kalmam için hiçbir sebep yok. Gidiyor musun? Eğer sen benimle gelirsen, evet. Seninle mi geleyim? Nereye? Uzaklara. Fabrikanın, çiftliğin, Serap'ın, Ali İhsan'ın olmadığı bir yere. Kimsenin bizi bulamayacağı bir yere. Mesela İtalya'ya.
Fransa'ya. Nereye istersen Halit. Kemal'den boşan. Hemen karar verme. İyice düşün. Bak, mesele o parayı bulmak falan değil. Bu konuda sana yardımcı olacağımı zaten söylemiştim. Aslında sana çok daha önce teklif etmek istiyordum. Ekrem, ben çok mahcup oldum. Hakikaten. İnan bana, çok onur duydum. Lakin ben burayı bırakıp gidemem. Fabrikayı bırakamam. Çiftliği ve abimden kalanları kurtarmak için yemin ettim ben. Üstelik Kemal'den de boşanamam. Onların tekrar bir araya gelmesine izin veremem. Yapamam bunu, ne olur anla beni. Seninle evlenemem. Demek öyle. Pekala. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.